Evet, merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi yaz videolarımıza başladık. İlk sorumuzu da EvoBekok'tan seçtim. Özellikle EvoBekok'un Öklid algoritması sorusuydu. N kare artı 4 ve N artı 3 sayıların ortak böleni 1'den büyükse şöyle çözüm diyelim. Biz o zaman şunları şöyle yazabiliriz. EvoB N kare artı 4 ve N artı 3 1'den farklı. Şimdi Öklid bize diyor ki eğer bunların ikisinin EvoB'u 1'den farklıysa demek bunlar birbirinin katı. Birbirinin katıysa o zaman biri birine bölünecek. Burada büyük olan tabii ki bu olduğu için polinom bölmesi yapacağız. N kare artı 4 bölü N artı 3 yapıyorum. En büyük dereceli terimi götürmek için ilk önce N'le genişlettim. N'le çarptım. N kare artı 3N oldu. Çıkardım bunu. N kareler gitti. Burada ne geldi? 4 eksi 3N geldi. Şimdi 3N'le şuradaki N yine birbirinin katı, o yüzden şunu bir eksi 3 ile genişletiyorum. Eksi 3N eksi 9 oldu. Çıkardım. Şunların ikisi gitti. 4 eksi eksi 9'dan artı 9. Bize 13 kaldı. O zaman şimdi bunların EvoB'u birden farklıysa şu 13 ve şu N artı 3 demek ki birbirinin katı. Yani biz bu N artı 3 ve 13'ün de EvoB'unun birden farklı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu N artı 3 sayısı bu 13'ün bir katı. Kaç katı olduğunu bakacağız. Şimdi 1 ile 100 arasında demiş kaç tane tam sayı var. O zaman K'ya biz 1 diyebiliriz. Yani N artı 3 13 olabilir. 2 diyebiliriz. 3 diyebiliriz. Nokta nokta nokta. En fazla 7 deriz. Niye 7 deriz? Çünkü 7 dediğim zaman 91 olur. Buradan bu aradaki sayılar 91 gelir. Ama sen 8 verirsen buna, 8 verdiğin zaman 13 ile 8'i çarparsan 104 eder. 104'ten 3 çıkarsa 101 kalır. Bu 1 ile 100 arasındaki sayılarda geçmiş olur. O yüzden burada 7 tane tam sayı var. Bu şartı sağlayan 7 tane tam sayı var. Kolay gelsin.